Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan GTA Liberty Stories MOBA Açık Dünya Görevleri serimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. Evet, zaten Sierra Seven serisini bitirdikten sonra GTA Liberty Stories Açık Dünya Görevlerine başlayacağımı söylemiştim. Ve bu video Açık Dünya Görevlerinin sonunda kelimenin tam anlamıyla başlıyoruz. Peki bu Açık Dünya Görevinde ne yapacağız? Şey yapalım aklıma hazır gelmişken. Oyunun 3. görevini tamamladığımızda hani araba satıcılığı diye bir görev vardı. Ha işte o görevi sizlerle beraber yapalım. Bu arada bunu şu anda düşündüm. Tam olarak şu anda düşündüm. Yani gidelim yapalım şu görevi ya. Çıksın aradan. Ki zaten güzel para da kazandırıyor. Gerçekten güzel paralar kazandırıyor. İyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk bölümü Tony araba satıcılığı yapıyor diye bu serinin ilk bölümü olarak başlatmaya karar verdim diyerekten. Daha fazla GTA Liberty Stories mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı ve beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın diyerekten GTA Liberty Stories Mobile Açık Dünya Görevleri serimize şu an itibaren tam olarak başladık. Zaten gideceğimiz yer aşırı yakın olduğundan dolayı koşmaya karar verdim. Ama karakter çok çabuk yoruluyor. Bunun için de bir çözüm bulacağım. Ambulans görevini yaptığınızda hiçbir şekilde yorulmuyorsunuz. O yüzden ambulans görevi ikinci yapacağım Açık Dünya Görevi olabilir. Evet, müşterilerden birini deneme sürüşüne sok diyor. Tamam. Her bir müşterinin arabadan ne beklediğini bulman gerekecek. Arabalardan az çok anlaşılıyor bu arada. Sonra sürüş yeteneklerini kullanıp arabanın istedikleri şeye sahip olduğunu onlara göster. Tamamdır. Toplam 4 kategori var arkadaşlar. Bu birazcık adrenalin falan. Biraz böyle etrafı gezme üzerine. Çok da adrenalin yok da. Bu etrafı gezmek üzerine. Arabayı çarptırsanız da falan bir şey olmuyor yani. Öyle bir sıkıntı olmuyor. Kaldırım salaklarını kovalamak için bir araca ihtiyacım var. Evet, birazcık şey istiyormuş gerçekten de. Atraksiyon, adrenalin. Tamam, olur. Ezecek bir NPC falan olaydı, iyiydi. Milleti öldürdüğümüzde mi? Aynen. Tamam, güzel. Milleti eze eze gidelim o zaman. Evet, böyle değişik görevler falan var GTA Liberty Stories'te. Tamam dostum, polisleri sallıyorsun. Şöyle bir de bir zikzak falan yapalım. Zikzak yapmak çok bir etki etmiyor galiba. Neyse bakın, seviye 1'in altında satış var arkadaşlar. O fullendiğinde görevi tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra da ne yapacağız? Araba satıcılığı yerine geri götüreceğiz. Yapmamız gerekenler bu kadar. Böyle toplam 4 tane görev şeyi mevcut. Tamamladığımızda hepsini seviye atlıyoruz. Seviye atladığımızda görevler giderek zorlaşıyor. 6. seviye miydi neydi? Tamamladığımızda tamamen görevi bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra devamlı para kazanmaya falan başlıyoruz. Tabii keşke. Heh, tamamdır. Araba garajına dön. Bu arada ne kadar hızlı bitirirseniz o kadar fazla para kazanıyorsunuz. O yüzden hızlı olmanız gerekiyor. Evet, ilk görevi tamamladık. Ufak bir para kazandık. Şimdi 81 dolar kazanmışız. Ama seviyeleri tamamladığımızda daha çok para kazanıyoruz. Burada da mesela hızlı gitmemiz gerekiyor. Yavaş giderseniz görev fail. Anında fail. Evet, çarpmamanız gerekiyor bu arada aynı zamanda. Satış çok hızlı düşüyor gördüğünüz gibi. Arabayı tamir etmemizi istemez bu arada. Bu şeyin hava yastığı var mı? Var var. Çok sevdim ama hasar çok. Evet, yani de gördüğünüz gibi arabaya hasar verirseniz tamir ettirmeniz gerekiyor. Bu da tabii ki de masraf. Aynı zamanda zaman kaybı. Tabii ben seviye 6'yı tamamlayana kadar falan şey yapmayacağım. Ara ara böyle minik minik sizlere oynanışlar şeklinde sunacağım. Hani gereksiz fazla uzun sürmesini istemediğimden dolayı. Çünkü aynı şeyleri yapıyoruz. Tek bir fark oluyor. Daha zor oluyor. Tamam, o barı doldurmak daha uzun sürüyor. Ondan dolayı gereksiz vaktinizi fazla almaya gerek yok. Şu ilk 4 aracı bir tamamlayalım. Sonra ben ara ara şey yaparım. Oho bu arada ya. Ya abi bu oyunu ya şu tuş kombinasyonu o kadar kötü ki. Neyse videoyu durdurayım arkadaşlar. Araba satıcısı yerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, birazcık tilt oldum ama sonunda aracı ulaştırmayı başardık. Şimdiki araçlara direkt yavaş gitmemiz gerekiyor. Yani tek yapmanız gereken yavaş gitmek. Hiçbir şekilde hız yapmamanız gerekiyor. En ufak bir şeyde müşteri direkt olarak anlaşmayı bozuyor. Direkt yavaş gitmeniz gerekiyor. Ya ameliyatım yüzünden ha. Peki abi. Allah'tan bunu tamamlamak çok basit. Böyle gördüğünüz gibi aşırı kolay doldurması. Çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi bunu da tamamladık. Tamam abim, geçmiş olsun bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. Oh mis.
271 dolar. Güzel para. Bu araçta da birazcık adrenalin. Bu araçta da adrenalin. Yani ikisi adrenalin, biri hız, biri yavaşlık üzerine. Burada işte atlıyoruz falan. Bizi tutacak bir asfalt yok. Aynen öyle. Evet, bu araçta çok güzel dağlara tırmanabilirsiniz. Evet, tamamladık bu arada bunu da. Arabayı taklattırmayalım da. Tamam, çok güzel. Allah'tan şuraya bir giriş yolunu hemen buldum da fazla vakit kaybetmeden ilk seviyeyi tamamladık. Çok güzel. İlk seviyeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak gerçekten güzel. Giderek zorlaşıyor ama. Bakın, seviye 1 tamam diyor. 845 dolar. Güzel para. Böyle birkaç seviye daha tamamlayacağımızı düşünün. Bayağı bir para kasacağız yani. Yavaş bu arada. Giderek zorlaşacak ama görevler. Bu şeyin güzel bir sürüş olduğunu duymuştum. Aynen, çok güzel abim. Bak, mükemmel bir şey bak. Mükemmel dönüyor. Bir de yavaş gidiyor. Tam senlik abim. Tam senlik. Çok güzel. Bunu da yaptık. Bu ikisi kısa sürdüğünden dolayı direkt yapıyorum bu arada. Yoksa ne yapardım? Videoyu durdurdum hani. Bunlar direkt asfalt üzerine falan olduğu için bunları hızlı bir şekilde tamamlayabilirim. Rahat bir şekilde. Şuradan atlarsam orada. Aha, oha. Sıkıştım bu arada. Buradan nasıl çıkacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Evet, çıkamıyorum arkadaşlar. Ya abi, ama tabela gözükmüyordu. Ben böyle oyunun ta bir de arabadan çıkınca görev fail olacak. Arkadaşlar, mecbur arabadan inmek zorundayım. Gördüğünüz gibi sıkıştım kaldım. Mükemmel bir şey gerçekten. Neyse arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba abla. Sen de şimdi deneme sürüşe çıkıyoruz değil mi? Bak, dünyanın en güzel sürüş deneyimini sunuyorum sana şu anda. Bak şimdi, tur attık. Geri dönüyoruz ve evet, arabayı beğendin tabii ki de. Evet, teşekkürler. Dünyanın en iyi araç servisi, araç hizmetleri Tony Spear tarafından yürütülmektedir. Sizlere olabilecek en kaliteli, en güzel hizmet sunmak için çok ciddi çabalar sarf ediliyor. Sizin için çok çabalıyoruz. Umarım beğenirsiniz diyerekten Tony Spiani ile araba satıcılığı gökyüzü uç züppe mi? Anandır lan züppe. Şerefsize bak ya. Abla, yani tamam, güzel hizmet veriyoruz, iyi hoş da hakaret kabul etmiyoruz. Neyse ki çok hızlı bir şekilde bitirdik. Neyse, bana züppe diyenlerin hizmetinde birazcık kalitesizlik olacak, haberiniz olsun. O yüzden tavrınıza dikkat edin. Sevgili müşteriler, Capital Auto sunar. Evet, 3. seviye bitti bu arada, 4. seviyeye başlıyoruz. Başlayalım o zaman. Bakalım daha ne kadar sürecek. Sanırım 6. seviyede bitiyordu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Umarım daha kısa sürüyordur. Bakın, solda yavaş yavaş araçların da kalitesi artıyor bu arada. Öyle bir güzelliği var. Yani ileride buradan kaliteli arabalar alabileceksiniz. Aynı zamanda tabii ki de mekanda eğer görev tamamlarsanız bu tarz, devamlı olarak pasif gelir kazanabiliyorsunuz. Aynı San Andreas'ta, GTA Vice City'de olduğu gibi. Son anda bitiremedim bu arada. Tamam, bitti. Ama en ufak bir hasar almaması gerekiyor. Yavaş ve hızlı gidilmesi gereken araçlarda. Öyle bir sıkıntı var. Neyse arkadaşlar, ben videoyu tekrardan burada durdurayım. Kaldığımız yerden birazdan yine devam edeceğiz, tam gaz. Evet, tekrardan videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an seviye 6'dayım. 2 tane araç kaldı. Bir tanesi zaten direkt olarak aradan çıksın diye yavaş gitme görevi. Yavaş araçlardan birini seçtim yani. Yavaş bir araç gerekiyor. Tamam, sıkıntı yok abacım. Bak, o kadar yavaş ki. Yani şey yapmanın imkanı yok. Rahatsız olmanın imkanı yok. Bu arada gerçekten aşırı yavaş olmamı istiyorlar. Ha. Aşırı yani. Yani yürüsen daha hızlı gidersin. Yani öyle bir hız istiyorlar. Saçmalık. O zaman niye araba alıyorsun yani? Git bisiklet falan al. Allah'ım ya Rabbim, akıl sağlığını kaybet ya. Tamam, mis gibi. Allah'tan arabanın rengini beğendi. Ben olsam kabul etmezdim çünkü. Bir de bazı NPC'ler var böyle arkadaşlar. Rastgele denk geliyor. Bazı arabanızın rengini beğenmiyorlar. Yani mevcut arabanın rengini beğenmiyorlar. Beğenmediklerinde de direkt olarak arabayı boyatmak zorundasınız. Yoksa GG yani, şey yapamıyorsunuz. Yani mecbur arabayı boyatmak zorundasınız. Şuradan ben biraz ileriye doğru gideyim de. Kaldırım salaklarını kovalamak için araba. Hemen. Hemen ablacığım, hemen. Peşimize bir de polis takalım. Bu görevde polisleri atlattığınızda, yıldız falan aldığınızda çok da fark etmez. Satış barınız çok hızlı doluyor. Hani bayağı hızlı doluyor. Ondan dolayı polisleri atlatmak gerçekten kritik. Önem arz ediyor. Bakın, gördüğünüz gibi ne kadar çabuk atlattık ve ne kadar fazla bar doldu. Şimdi ben bir tane daha polis atlatacağım böyle.
Polis yıldızı falan da alabilirsiniz. Polis yıldızı nerede bulabileceğinizi de göstereceğim burada zaten. İşinize yarar yani muhakkak. Bakın gördüğünüz gibi hani ağır ağır yaptığım için görevlere bar yavaş doluyor. Bar yavaş dolduğu için ne oluyor? Hani görev yapmak daha zor oluyor. Daha fazla zaman alıyor. Hani zamandan tasarruf etmeniz amaçlı. Hemen şu polis yıldızının nerede olduğunu bir göstereyim sizlere. Bakın şurada direkt. Buradan yukarıya. Şuradan sola döndüğünüzde bakın buradan tık polis yıldızını görüyorsunuz. Burada hatta saklı paket de var. Hop polis yıldızını alıyorsunuz ve bu görevi de burada tamamlamış olacaksınız. Umarım yani umarım. Çünkü arabanın rengini de beğenmeyebilir. Öyle bir olay var. Saçmalık yani gerçekten. Niye böyle bir şart ihtimali varsa tamam okey beğenmeyebilirler rengi falan. Gerçek hayatta bu olabilecek bir şey de yani. Sırf gıcık etmek amaçlı yapılmış bir şey bu. Neyse bitti mi görev? Evet 6. seviyede bitiyormuş. Captain Ortus artık senin koruman altında ödemeleri düzenli bir şekilde topladığına emin ol. Yani artık burası bizim yani. Burada ağırlığımızı ortaya koyduğumuz için direkt olarak artık buradan para kazanabileceğiz. Ben bir tane daha araba bir tamamlamak istiyorum orada. Şu arabayı da tamamlayayım. Ondan sonra görevi tamamlarız. Yani bitiririz. Çıkarız görevden. Hani bedava para sonuçta. Neden olmasın? Max 30 saniyede bedava para. Evet güzel sürüşleri var abi. Mükemmel ya gerçekten. Harika bir şey bak. Mükemmel geri gidiyor bak. Hop mi. Mükemmel makas atıyor. Yani tam senlik bir araba abicim. Bayılacağından eminim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Zaten beğendin çünkü. Beğenmezsen o keltoş kafanı var ya. Neyse. Güzel. Rengi de beğendiğine göre artık görevden çıkabiliriz. Oh be şükürler olsun kurtulduk görevden ya. Bir yarım saatte buradan gitti benim yaklaşık olarak. Tamam ben çıkıyorum hadi. Eyvallah. Sağ olun. Araba satışı olarak görevin sona erdi. Görev başarısı falan değil. Görev tamamlandı. Görev tamamlandı abi. O yüzden şey yapmak zorundasın yani. Görev başarısız dememen lazım. Kaç dolar kazanacağız peki buradan? Yazıyor mu? Tabii biraz beklemek gerekiyor. Bakın artık daha kaliteli bir arabamız var. Oradan alabileceğiz istediğimiz zaman. Camı kırarak. Neyse sevgili arkadaşlar ben bir yandan kapanışı yapayım. Bir yandan da bölümü bitireyim. Sonraki bölümde büyük ihtimal ambulans görevini yaparım. Hem güzel para. Hem de koşarken yorulmayız falan. Oha bu arada hem motordan inip hem de nasıl binmeyi başardıysam. Neyse sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynayıp sesinden başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.